Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere GoDaddy'den domain satışı nasıl yapılır onu anlatacağım. Videonun tamamını izleyerek önemli bilgileri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle GoDaddy'den bahsetmek istiyorum. GoDaddy.com internet domain servisidir. 1997'den beri internet domain hizmeti vermektedir. 2010 yılı itibariyle 45 milyon domain isimleri yönetmektedir ve bu sektörün lider şirketlerindendir. GoDaddy, Bob Parsons tarafından 1997 yılında kuruldu ve 2002'de VeriSign şirketi tarafından satın alınmıştır. Bob Parsons, 27 Kasım 1950 yılında doğmuştur ve 69 yaşındadır. 2020 yılı verilerine göre net serveti 2.7 milyar dolardır. Peki bu domain nedir? Domain servisi nedir? Biraz daha bahsetmek istiyorum. Domain, yani alan adı, birinin doğrudan belli bir web adresine erişmek için tarayıcıya yazdığı harf, sayı ve sembollerin birleşimidir. Domain, yani alan adları, internet protokolü, yani kısaca IP adresleri, daha kullanıcı dostu bir hale gelmesi için oluşturulmuştur. Bir IP adresi, internet üzerindeki her bilgisayara ve cihaza atanmış eşsiz bir sayı dizisinden oluşuyor. Yani bir sokak adresi veya ev iş adresi olarak düşünebiliriz. IP adresleri aklımızda tutabilmek için çok kullanışlı ve akılda kalıcı değil. Dolayısıyla alan adı sistemi, yani Domain Name Server, kısacası DNS ortaya çıkmıştır. Domain ya da alan adı bir web sitesinin fiziksel adıdır. Her web adresinin bir domaini vardır ve bu domain o siteye özeldir. Domain, kişilerin web sitelerini ziyaret etmelerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığından basit ve akılda tutabilir olması önemlidir. Domainin iyi seçilmiş olması ve alındıktan sonra değiştirilemiyor olmaları, domain pazarında bir talep oluşmasını sağlar. Sonuç olarak her domainin parasal bir değeri vardır ve GoDaddy gibi çeşitli online pazar yerleri üzerinden alınabilir, satılabilir ya da değiştirilebilirdir. Peki bu domain bölümleri nelerdir? Bir domain üst seviye ve ikinci seviye olarak iki farklı seviyeden oluşur. Şimdi GoDaddy.com örneğinden ikisine daha yakından bakalım. TLD, yani üst seviye domain nedir? Domainin son bölümüdür. Üst düzey domain olarak bilinir. GoDaddy.com örneğinde TLD.com kısmıdır. Üst düzey domainler bazen alan adı son ekleri ya da alan adı uzantılar olarak adlandırılır ve bir web sitesinin amacını ya da lokasyonunu belirtir. ICANN, yani İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu, TLD'leri kullanılabilir kılan kayıtları kontrol eder. ICANN'ın tanıdığı birkaç tür TLD vardır. Bunlar genel üst seviye domain olarak kategorilendirilir. Bunlar en yaygın olanlar, örnek olarak verecek olursak bildiğimiz gibi .com, .net, .org gösterilebilir. Domainler ilk olarak 1980'lerde kullanıma sunulduğunda toplam 7 adet GTLD vardı. Ve bunların yalnızca 3 tanesi .com, .net ve .org kısıtlama olmadan kaydettirilebiliyordu. TLD seçeneklerinin az olması sebebiyle çoğu insan .com'a yöneldi. O yüzden şimdi de birçok alan kaydı şirketi ve kullanıcı tarafından genel olarak .com tercih ediliyor. İkinci seviye domain nedir? Bazen 2LD olarak adlandırılan ikinci seviye domain, alan adının TLD'den önce gelen kısımdır. GoDaddy.com örneğinde ikinci seviye domain GoDaddy kısmı olur. TLD genellikle bir alan adının en değerli kısmıdır çünkü kullanıcının ana kimliğini oluşturur. TLD önemli olsa da bir domainin değeri asıl TLD'den önceki kısımdadır. Örneğin google.com'u düşünürsek domainin google kısmı .com kısmından daha değerlidir. Bir domainin TLD kısmının görevi genellikle markanın veya web sitesinin kimliğini güçlendirmektedir. Peki domain alıp satarken neye dikkat etmeliyiz? Öncelikle alacağımız domainlerin başta da bahsettiğim gibi karakter sayısının az olması ve mümkünse tek kelimeden oluşması, hatta tek heceli veya 2 veya 3 harften oluşması, internette az bulunduğundan bu tarz domainlerin satması çok kolay olacaktır.
Bir başka tavsiye de, örneğin bir araba markasının yeni çıkarttığı bir ismin domainini hemen satın alabilirsiniz. Atıyorum BMW 320 yerine BMW 6020 çıktı diyelim. Anında o domaini almanız sizin satmanız için çok daha kolay. Veya sanatçı isimleri, yeni çıkacak olan dizi isimleri. Bunlar ayrıca Google üzerinde ön plana çıkacağı için satmak çok daha kolay olacak. Ayrıca düşen domainler, yani süresi geçmiş, kayıt parası ödenmediği için sahibinin kullanım hakkını kaybettiği domainler de yine para kazandırabilir. En popüler domainlerinden bahsettik. Peki, belirli aralıklarla yeni domain uzantıların ve yeni satış fırsatlarının olduğundan haberiniz var mıydı? Açıklama kısmında yeni çıkmış veya çıkacak olanlara haberdar olabilmek için kayıt olabileceğiniz, hatta GoDaddy'ye ücretini verip domain çıktığı anda benim yerimi al diyebileceğiniz linki bulabileceksiniz. Bu domainlerden bazıları .vip, .film, .cafe, .fit gibi. Gelin şimdi GoDaddy.com'a nasıl kayıt olunur ve nasıl satışa başlanır onu öğrenelim. GoDaddy.com sayfasına girdik. Sağ yukarıdaki girişe tıklıyoruz. Daha sonra hesabımı oluştur diyoruz. E-posta adresimizi, kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz ve hesap oluştur diyoruz. Benim hesabım olduğu için ben direkt giriş yapacağım. Kayıt olduktan sonra ya da giriş yaptıktan sonra menü kısmına geliyoruz. Alan adları diyoruz ve biraz aşağı indikten sonra alan adı açık arttırmaları diyoruz. Burada öne çıkan alan adları diyor. En etkin olan, yani bütün domain burada listelenmiş durumda. Domain ismini görebiliyoruz, açık arttırma tekliflerini görebiliyoruz, trafiği görebiliyoruz, tahmini değerini görebiliyoruz domainlerin, istenilen fiyatı ve buradan teklifimizi giriyoruz ve kalan zamanı görüyoruz. Şuraya tıkladığımız zaman ise diğer sayfalara geçiyor. Ayrıca buradan da domainin harfini istediğimiz, özellikle aradığımız, spesifik olarak aradığımız bir domain ismi varsa buradan da bulabiliriz. Şimdi bu listeyi en çok açık arttırma tekliflerini görelim. Mesela en fazla bet20.com'a teklifte bulunmuş, tahmini değeri gördüğünüz gibi 22 bin lira. Hatta 70 bin liralık freshcoffee.com var burada. Ayrıntısına tıkladığımız zaman açık arttırma bitişi görebiliyoruz. 26 Nisan'da bitecekmiş. Öğe sayısını tıkladığımız zaman ise burada ayrıntıları görüyoruz. Tahmini değeri 71 bin liraymış. Satış yapılan daha önceki benzer domainlerin, o domainlerin fiyatı. Park etme istatistikleri. Park etme istatistikleri de şu: eğer ki bir domain satın aldığınız zaman bunu park et dediğinizde o domaini reklam yapmasanız dahi o domaine giriş yapıldığı zaman oradan çıkacak olan reklamlardan gelir elde ediyorsunuz. Tekrar geri gidelim. Alım satıma başlayabiliriz. Alım satıma başlamadan önce GoDaddy'ye yıllık 15 TL gibi küçük bir rakamı var. Onu ödememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için şimdi katılın diyoruz. Tekrar şimdi katılın diyoruz. Karşımıza ödeme sayfası çıkıyor. Benim daha önceki yaptığım, aldığım ödemelerden dolayı kredi kartım kayıtlı. Kredi kartı bilgilerinize giriyorsunuz. Daha sonra işlemi tamamla diyoruz. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra herhangi bir alan adını alalım ve deneme amaçlı satışa koyalım. Deneme amaçlı şu an herhangi bir domaini satın alıyorum şu an.
Şimdi ödeme yapıyorum. Domaini satın aldım. Şimdi al sat kısmından GoDaddy açık arttırma listelerine geliyorum. Domainimizi aldıktan sonra açık arttırmalardan ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra ödeme diyoruz. Ödeme türü ekle diyoruz. Alacak da ekle diyoruz. Buraya herhangi bir takma ad giriyoruz. Eğer birden fazla banka hesabınız varsa ve kayıt olacaksanız o bankanın ismini girebilirsiniz. Daha sonra burada iletişim bilgilerimizi giriyoruz. Ama iletişim bilgilerimizi girerken Türkçe karakter kullanmıyoruz. Kabul etmiyor çünkü. Formu doldurduktan sonra Next diyoruz. Daha sonra Payment Method kısmından buradan Lokal Bank Transfer diyoruz. Buraya TC kimlik numaramızı giriyoruz. Banka ismimizi giriyoruz. Bankamıza ait Swift kodunu giriyoruz. Bunu nasıl bulabilirim diyorsanız eğer internetten bankanızın ismini yazıp yanına Swift yazarsanız bulabilirsiniz. Daha sonra IBAN numaramızı giriyoruz ve Next diyoruz. Bir sonraki sayfada gene bizden ismimizi ve adresimizi isteyecektir. Ona da Next diyoruz ve işlem tamamlanmış olacak. Burada şimdi domainimizin ismini girerek hangi domainimizi satmak istediğimizi buradan seçiyoruz. Listeleme türüne geliyoruz. Listemede fiyat teklifi ya da karşı fiyat teklifi ya da şimdi hemen al. Yalnızca şimdi sat ya da 7 günlük genel açık arttırmayı da yapabiliriz. Yani bu tamamen nasıl satmak istediğinize bağlı. Fiyat teklifini getireyim ben bunu. Minimum fiyat teklifi $20 mesela. Yani bunu atıyorum $50 yapabilirsiniz. Yeni aldığınız bir domaini. Dilerseniz $100 yapabilirsiniz. Dilerseniz $50 fark etmez. Deneme amaçlı. Buradan kategoriyi seçebiliyorsunuz. Hangi kategoride olmasını istediğinizi. Yani neyle ilgili olduğunu. Domaininizin isminizi. Buradan kategorileri yaptıktan sonra yani buradan seçebiliyorsunuz. Daha fazla daha iyi bulabilmek için. Tabi dolayısıyla ekstra ücret istiyor. Burada da açıklama girebilirsiniz. Domaininiz ile ilgili. Görünürlüğü arttırmak için gene bir ücret talep ediyorlar. Ödeme profilini burada ödeme nereye yapılacaklarını. Ödemelerine kayıt olduğumuz, daha öncesinde hesabımıza eklediğimiz hesap gününü, ondan sonra tamam diyoruz. Burada teklifimizi girdikten sonra, kontrol ettikten sonra son diyoruz. Biz GoDaddy'den aldığımız için dolayısıyla bunu eklememize gerek yok. Tamamdır diyoruz. Dolayısıyla şimdi listemize eklendi ve açık arttırma satışında
domainimiz bulunuyor. Dolayısıyla herhangi bir teklif geldiği zaman bize mail ile bilgilendirme gelecektir. Videonun sonuna geldik. Sorularınız varsa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.